It's that Zach Supo, no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Zach. Herkese selam millet, ben Sebi. Bugün sizinle görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta nasıl yapılır serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugünkü yapacağımız şey gençler yere serilen şu neydi, havlu mu şezlong mu ne diyorsunuz, hani şu kumsallarda oluyor ya böyle seriyorsunuz, işte ondan yapacağız ve nasıl yapıldığını falan göstereceğim gençler. Bize gerekli olanlar şunun içinde. Öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum, nasıl yapılır serisine bayağı bir ilgi geldi, cümleyi yanlış kurmayayım. Bayağı bir ilgi geldi. Bundan önceki videoda nasıl şifresiz kapı yapılır mı, hani o videom vardı. 100'e yakın bir like sayısı aldı ve 6000 izlenmeyi falan geçti. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Aşağıdan like yorum atmayı unutmayın. Uzun aradır da video çekmiyordum. Bundan sonra günlük olarak video atmayı düşünüyorum. Survival serisi de en yakın zamanda gelecek. Büyük ihtimal bu videodan sonra o da gelir diye düşünüyorum. Hemen şöyle nasıl yapılır başlayalım. Ben size ilk önce komut bloğuna yazılacak kodu aşağıda vereceğim. Sonra şurada bize lazım olan itemler burada zaten. Ben şunları alıyorum. Sonra bir de çalışma masası alayım şuradan. Crafting. Tamamdır. İlk önce gençler yapacağımız yeri belirliyoruz. Mesela ben şuraya ne abi bu neydi? Şemsiye yaptım işte. Plaj şemsiyesi. Onun altına şuraya yapacağım ben de. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. İlk önce yapacağımız yerin şöyle görmüş olduğunuz gibi yeri belirliyoruz. Mesela burası ya. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi yerini belirliyoruz. Sonracıma bir dakika şöyle bir üste de koyayım. Şöyle koyuyoruz. Sonra da buraya komut bloklarımızı yerleştiriyoruz. Şunları ben bir şöyle alayım. Komut bloğunu şöyle yerleştiriyoruz. Size iki tane vereceğim. Konumunuz ne tarafa doğruysa, bakın gençler, bu tarafa doğruysa şu yan tarafta görüyorsunuz bak. South, Phoenix South yazıyor. Bakın şurada sanırsam görüyor olmanız gerekiyor. Acaba mouse açık mıydı? Büyük ihtimal görüyorsunuzdur ya. Şu çankların altında gençler 1.15.9-23.5'in altında Fajing bilmem ne. Fajing mi ne yazıyor? Onun yanında West yazıyor. Bakın şöyle döndüğümde Sonot oluyor. Yani bunun yönü şu an West'te olduğu için hani bu tarafa doğru koyacak. Sonot olduğunda da böyle koyuyor gençler. İki tane kod vereceğim. Hani yönünüzü belirleyin, ona göre koyun. Yoksa yanlış yere koymuş olursunuz. Mesela buradayken böyle durursanız, böyle komut bloğunun diğer komutu yazarsanız, yani siz West'te de durursanız diğer kodu yazarsanız bu tarafa doğru olur. O yüzden olmaz yani. Buna dikkat edin öncelikle. Sonra da dediğim gibi kodu vereceğim. Buraya ikisini de koyun şöyle. Ne taraftasınız artık. Sonra şöyle aktifleştirin. Sonra silin. Bunları kırın. Hepsini yok edin. Sonra ardından şuradan. Neredeydi abi bizim? Bu PvP araçlarında bir şey vardı. Hah, bakın burada. Şunu bir yok edelim şunları. Şuraya bir crafting gibi koyuyorum. Şimdi bu kalkanı gençler ben şöyle birkaç tane yapacağım. Bu kalkanı buraya koyabiliyoruz artık. Şöyle shift'e basarak sağ tık yaptığımızda. Bir dakika. Neden olmuyor? Hah. Görmüş olduğunuz shift sağ tık yaptıktan sonra koyabiliyoruz. Peki diyeceksiniz bununla ne alakası var? Şimdi yaptığımız tek komutlar bu işe yaramıyor. Şuradan geliyorsunuz mesela. Şu flamalar var, yani bayrak gibi olan şeyler var. Öncelikle buna bir şekil verelim. Şekil vermezseniz de olur yani. O size kalmış. Ben şöyle sarı şu çiçeklerin rengini yapıyorum. Hangi renk istiyorsanız o çiçeklerin rengi var gençler zaten. Mesela bu eflatun boya, karnabahar sarısı, bilmem ne, turuncu boya. Şimdi sarıyla şu mavinin üzerine bir şekil yapalım mesela. Şu sarıdan birkaç tane alalım hatta. Şöyle yapalım. Sonra şöyle yapsak. Bir dakika. Bu sarı şey olmuyor mu abi? Büyümüyor muydu? Hah, şöyle. Tamamdır. Bu böyle olsun. Sonra şu yeşile de turuncuyla mı yapalım? Yoksa pembe. Turuncuyla yapalım. Şöyle. Oluyor mu abi? Bakalım. Aynen. Bunu da böyle yaptık. Pembeyle de beyaz yapacağız. Şöyle. Bunu koyuyorum. Şu şekilde. Biliyorsunuz zaten bunların değişik değişik renk şeyleri var. Şöyle yapalım. Hatta bunun ortasına da sarı renk koyalım mı? Bir dakika, olacak mı merak ediyorum. Ha, oldu. Tamam. Çok güzel. Şunun da
kenarlarını pembe yapsak olur mu? Ay, ay çok karışık oldu. Ortasını pembe yapalım hadi. Tamamdır. Şimdi bunlarla artık işimiz kalmadı. Şimdi bunları istiyorsanız burada birleştirebilirsiniz. Şu şekilde. Zaten birleştirmek zorundasınız, yoksa olmaz. Bunları böyle birleştiriyorsunuz. Dediğim gibi komut bloklarıyla bunları yapabiliyorsunuz. Zaten fark ettiyseniz yönleri de değişti. Sonra geliyorsunuz. Yine aynı şekilde çift sağ tık. Görmüş olduğunuz gibi ben altındaki bloğu kırdım ama. Şöyle bir dakika. Onu kırmayacaktık ya. Neyse koyamıyorum ben. Siz kırmayın. Zaten üstünde kalamıyorsunuz. İçine düşüyorsunuz. Buna da bunu koyalım. Şu şekilde. Sağ tık yaparak koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ondan alıp ona, ondan alıp ona falan filan. Umarım işinize yarar yani. Böyle bir komut bloğu. Yani bu da çok değişik, acayip bir şey. Yani nasıl yapıyorlar bu diyorlar, ben de anlamıyorum. Adamlar sırf bu oyun için çalışıyor sanırsam. Neyse umarım beğenmişsinizdir gençler videoyu. Görmüş olduğunuz gibi şu yere havlu gibi bir şey oldu artık ya. Bu şezlong değil de havlu gibi bir şey oldu. Hani üstünü yatıyorlar ya, ona benzer bir şey oldu. Havuz, sahil havlusu mu ne abi, öyle bir şey diyorlar. Neyse gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.